Merhaba arkadaşlar. Paragrafta boşluk doldurma soruları çözümleriyle birlikteyiz. Bu bölümde size yardımcı olacağını düşündüğüm 5 tane uyuma dikkat ediyoruz arkadaşlar. 1. Tens uyumu. Peki hocam tens uyumu derken neyi kastediyoruz? Arkadaşlar burada bizim işaretleyeceğimiz şıkkın tensi, öncesiyle ve sonrasıyla paralel olmak durumunda. Yani öncesi passa burasında pas olmasını bekliyoruz veya sonrası passa buranın da pas olmasını bekliyoruz. Ancak mesela burada dün der, bizim işaretimiz çıktı bugün der. O zaman tens zaten değişir. Çünkü zaman ifadesi değişiyor. Onun haricinde eşdeğer paralel tensten yürümek durumdayız. Bir sonraki husus, özne nesne uyumuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Peki bizim işaretimiz çıktı. Mesela baktık. Burada atıyorum hi var. O zaman öncesinde bu hi'nin karşılığı olmak zorunda. Erkek bir kişiden bahsetmek zorunda. Veya she dedi, bir bayandan öncesinden bahsedilmesi lazım. Veya they dedi, them dedi, özne konumunda, nesne konumunda. O zaman o they'in demin karşılığı öncesinde olmak zorunda. Peki üçüncü olarak da arkadaşlar, yapı uyumuna dikkat ediyoruz. Yapı uyumu derken ilk aklınıza gelen A1-2-3-4, B1-2-3-4 tablosu arkadaşlar. A grubunda paralellik söz konusuydu, beklenen şeyler oluyordu. Yani Ali çalıştı, geçti. Veli çalışmadı, geçemedi. B grubundaysa çelişki, yani beklenmeyen şeyler oluyordu. Ali çalışmasına rağmen geçemedi. Veli ise çalışmamasına rağmen Kobe'yle vesaire geçti. Mesela şıklarda A4'ten soyu gördük ya da therefore'u gördük. Dolayısıyla demek. Hemen şu yorum yapacağız arkadaşlar. Mesela baktık. Buraya yazalım therefore. Şimdi arkadaşlar burada therefore gördüğümüzde bizim yapmamız gereken yorum bu A4'tür dolayısıyla demek. Buradaki içeriye bakacağız. Olumluysa öncesi de olumlu olur. Örnek çalıştı. Dolayısıyla geçti. Veya buraya B grubundan but yazalım arkadaşlar. Veya however yazalım. Evet however da ama demek arkadaşlar. Bu da sonuç odaklı çelişki yapısıdır. O zaman buradaki içeriye baktık mesela. Burada ama geçti diyor. O zaman öncesinde çalışmadı diyecek. Veya baktık burada ama bu sefer arkadaşlar geçemedi diyor. O zaman öncesinde çalıştı ama geçemedi. Yani bunların kimliğini dikkate almak zorundayız. İlk yazdığım therefore A4'te arkadaşlar artı artı eksi eksi paralel beklem gidişatı ön plan çıkardı ve sonuç odaklı anlatımdır. Daha sonrasında yazdığım but ya da however ise B4'tür. Bu da çelişki geçişini sağlar. Mesela çalıştı ama geçemedi veya çalışmadı ama Kobe'yle geçti. Daha sonrasında kelime uyumuna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani bizim işaretleyeceğimiz şıktaki kelimelerle öncesi biraz birbirine yakın olacak. Mesela burada geldiği zaman diyor. O zaman bir şeyin öncesinin gönderilmesine fayda var gibi. İncesine dikkat edeceğiz. Daha sonrasında son olarak sınırlı ifadelere dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sınırlı ifadelerde özellikle such ön plana çıkar arkadaşlar. Mesela bizim burada such a problem böyle bir sorun diyebilmemiz için öncesinde mesela burada such a problem dedi. Atalım Deniz'e mesela. Buraya rastgele yazalım. Such a problem. Şimdi bu şıkkın doğuracak olumlusu için saçtan sonra isim geldiği zaman saçın kelime alanı böyleydi. Bu gibiydi arkadaşlar. Böyle bir sorun demem için öncesine eğer ben Deniz'i buraya işaretlersem öncesine arkadaşlar bu kelimenin aynısı en kolayı aynısıdır arkadaşlar. Problem problem. Ya da eş anlamlısı mesela problem yerine trouble. Ya da içinde olduğu ifade mesela burada böyle bir problem derken öncesinde terörden, işsizlikten bahsetmiştir, trafikten bahsetmiştir. Bunu böyle bir sorun şeklinde geçebilir. Evet ilk sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bu 5 numara lütfen dikkat edin. Şöyle bir baktığımızda boşluk sonrasında evet geldiğinde diyor arkadaşlar gelmesi için önce onun gönderilmesine fayda var. Peki geldiğinde ne geldiğinde arkadaşlar it. Peki it'in karşılığı nedir? Özne uyumu demiştik ya nesne uyumu. Yardım, aid, first aid ilk yardım demek mesela arkadaşlar. Peki genellikle geç geliyor. Peki neden geç geliyor? Çünkü bu yardım nereden geliyor? Yabancı ülkelerden geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle hani biz Edirne olabilir mi dediğimiz arkadaşlar şöyle bir baktığımızda tekrardan söyleyeyim. Edirne'yi ön plana çıkardığımızda şu yazdıklarımızı silelim arkadaşlar. Evet şimdi Edirne'ye baktığımızda çok sayıda yabancı ülke yardım gönderiyor ve bu yardım geldiğinde de geç geliyor. Evet, gelen ne? Gönderilen yardım. Peki neden gelmesini biz bekliyoruz? Çünkü öncesine gönderiliyor veya öncesine gönderildiğinde gelmesini bekliyoruz. Peki neden geç geliyor? Çünkü yabancı ülkelerden geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar şıkkın sağlamasını yaptık. Dolayısıyla eline doğru cevap diyebiliyoruz. Bir sonraki sorumuzdayız. Şöyle bir baktığımızda
Şimdi şıklara indiğimizde Adanalı bir Mart Ekstrem geldik Bursa'ya. Bu sorun diyor. Bu sorun demesi için öncesinde bir sorundan bahsetmesi lazım. Var mı? İnsanoğlunun dünyayı kirletmesi. Evet var. Peki ilk etapta dünya bu sorunla başa çıkabiliyordu çünkü çokça boşalan temiz hava ve su vardı. Artık bu geçerli değil. Arkadaşlar no longer artık anlamına gelir ve genellikle öncesindeki cümle simple past olur arkadaşlar. Yani eskiden böyleydi ama artık öyle değil. Evet, nüfustaki artış ve sanayinin yayılması bu trendi değiştirdi. Peki bütün bu trendi değiştirdi arkadaşlar. Hangi trendi? Yani nüfus artınca, sanayi yayılınca artık eskisi kadar boşalan temiz hava ve su yok. Değişen trend de bu. Bir sonraki sorumuzdayız. Şimdi boşluktan önce Napolyon çok ünlüydü. Daha sonrasında ülkesine hukuk ve düzen getirdi. Napolyon'u uçurdu arkadaşlar. Pozitif ifadeler kullanıyor. Ama boşluktan sonra bir bakıyoruz insanlar onu daha çok nasıl hatırlıyor? Rus mücadelesindeki yenilgisiyle veya Hen Adası'nda nasıl öldüğüyle hatırlıyor. Peki boşluk öncesi Napolyon'u uçururken sonrasında onun yenilmesinden bir adada ölmesinden bahsediyor. Bu geçiş sağlayan, artan eksiğe geçiş sağlayan neyi? Edirne'deki Patra arkadaşlar. Tamam şöyle ünlüydü ülkesine böyle hukuk getirdi ama bir şekilde insanlar onu daha çok başarısızlıkları hatırlıyor. O daha çok başarısızlıklarıyla arkadaşlar biliniyor. Edirne doğru cevap dedik. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. İyi yazılan bir makale bir bütünlük arz etmeli. Nokta virgül arkadaşlar öncesine yazılanır. Öncesine bütünlük arz etmeli diyor ve şu yapısını kullanıyor. Şıklar indiğimizde that is yani makalenin içindeki her şey ana düşünceyle bağlantılı olmalı. İlk gereksinim, ikinci gereksinim derken de arkadaşlar buradaki şuttan bahsediyor. Şunu biz tavsiye ve gereksinim yapısı olarak yorumlayabiliriz. Bunun için dolduruyor. Ceyhan doğru cevap diyebiliriz. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Şıklara indiğimizde bütün makineler gibi bilgisayarın da bir işi başarılı yapması bekleniyorsa yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi gerekir. Bir program bilgisayarın hafızasına hazırlanıp yüklenene kadar bilgisayar neredeyse hiçbir şeyi bilmiyor. Hatta bir veriyi nasıl kabul edeceğini ya da reddedeceğini de bilmiyor. En gelişmiş bilgisayarın bile ne yapacağını kendisine söylenmesi lazım. Yani yönlendirilmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa içerisindeki bir program vesaire olmadan hiçbir işe yaramıyor. Bir sonraki sorumuzdayız. Şöyle bir baktığımızda boşluk öncesinde çok az şey biliniyor. Hafızayı çalışırken izleme imkanımız yok. Eksi bir resim. Ama boşluk sonrasında ümit verici bir şekilde artı bir resim. İşte bu geçiş sağlayan denizdeki ama. Evet, nasıl çalışır ile ilgili çok az bilgimiz var. Ancak bu konuyla ilgili çok fazla araştırma yapılıyor. Çok fazla araştırma yapıldığı için ümit verici bir şekilde yüksek teknolojideki gelişmelerle birlikte hafıza mekanizmasının sırları kısa süre içerisinde ortaya çıkartılacak. Çünkü çok fazla araştırma yapılıyor. Bir sonraki sorumuzdayız arkadaşlar. Gerçekten başka bir kültürü anlamak ya da onu değerlendirmek, evet kavramak çok kolay değildir. Bir kişinin dile çalışması, onda akıcı olması gerekir. Tarihin, dinini ve toplum değer yargısına da aşina olması gerekir. Ancak yıllar süren çabanın ardından bile, yani bunlar kolay değil, dil öğrenmek, tarihin, dini öğrenmek, bunlar kolay değil, yıllar süren çabanın ardından bile halen daha bizim için gizem olmaya devam eden belirli özellikleri muhtemelen olacaktır. Evet, yıllar süren çabanın ardından bile buradaki dili öğrenmek için, tarihin, dini öğrenmek için bu çabalardan bahsediyor. Yine bizim için bazı şeyler gizem teşkil edecek. Batın hakkında şöyle veriyor. Dilini öğrenebilirsiniz ama dini de öğrenebilirsiniz ama birçok şey gizem olmaya devam ediyor. Bir sonraki sorumuzdayız. Hiçbir şey ışığı gökyüzümüzden daha iyi yayamaz. Ancak buranın püf noktası, burada püf nokta elektrik kullanmadan kapalı mekanda da aynı etkiyi elde etmektir. İşte bunu yapmak için yani kapalı mekanda da aynı etkiyi elde etmek için mühendisler. İşte buraya hayat veren arkadaşlar şu bilgidir. Kapalı mekanda da aynı etkiyi elde etmek için bunu yapmak için mühendisler. Diğer şıklara baktığımızda bunu yapmak için mühendisler diyebileceğimiz bilgi yani elektrik kullanmadan aynı etkiyi içeride de kapalı mekanda elde etmek göremezsiniz. Eline doğru cevap diyoruz. Bir sürü sorumuza geldiğimizde arkadaşlar. Boşluk sonrasına baktığımızda onların görüşü diyor. Onların görüşlemesi için sınırlı ifade öncesi bir görüş olması lazım. O da şudur. Evet biraz iyi ise çoğunun daha iyi olması gerektiğini varsayarlar. İşte varsaydıdır bu arada kimden bahsediyor derken insanlardan bahsediyor. İnsanların varsaydığı sonrasında onların görüşü diyor. Bu onların görüş ifadesinin bir tek karşılığı Deniz'de vardır. Doğru cevap Deniz'dir.
Peki arkadaşlar, şöyle bir baktığımızda, şimdi çok sayıda korumacı buranın korumasını istiyor. Boşluktan sonra geleceği belirsiz. Neden? Çünkü çok sayıda hükümeti orada madencilik yapmak istiyor. İşte geleceğinin belirsiz olması, bir taraf iyi şey isterken öbür tarafın kötü şey istemesi adına doğacak.